bir anda olmuyor. Çeşitli nedenlere bağlı olabildiği gibi bugün için sebebini bilmediğimiz bir genetik bozukluk sonucunda da ortaya çıktığını düşünüyoruz. Yaklaşık normal şartlarda herhangi bir sebebe bağlayamıyorsak bunlar 45-50'li yaşlardan sonra yavaş yavaş ortaya çıkan bir hastalık. Ya önce yorgunluk ağrısı şeklinde başlıyor. Daha sonra zaman geçtikçe, yıllar ilerledikçe ağrının şiddeti artıyor ve bir süre sonra artık otururken veya yatarken de hasta bu sıkıntıları, bu ağrıyı duymaya başlıyor. Hı hı. Bu ağrıyla beraber eklem hareketlerinde kısıtlanma oluyor. Bu kısıtlanma sonucunda hastanın sağlıklı bir şekilde çorabını giyebilmesi, ayakkabısını giymesi ve vesaire diğer hijyenik temizliklerini yapmasında bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Eğer tedavi edilmez de hiç şey kalırsa o zaman kalça eklemi hareketleri iyice kısıtlanarak neredeyse tamamen hareketsiz bir hale gelebiliyor. Evet. Ve buna bağlı olarak tabii buradaki hareketsizlik ve şekil bozukluğu vücudun diğer taraflarında da dizinde olsun, özellikle belinde olsun bir takım sıkıntılara yol açıyor. Evet. Tedaviye geleceğiz. Kireçlenmenin tedavisi hangi koşullarda yapılıyor, nasıl yapılıyor buna değineceğiz ama hemen telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 259 70 90 ve 0212 259 70 91 telefon numaralarımız sevgili izleyicilerimiz. Profesör Doktor Nejat Güney ile kalça sorunlarını konuşuyoruz ve sorularınızı bekliyoruz. Eğer kalbini görebilseydin, ona daha iyi bakar mıydın? Omega 3 ve Omega 6 kalbin için iyi yağlardır. Besel, içerdiği bu yağlar sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Besel, kalbinize. Bu hazine bizim. Şimdi dünyaya sunuyoruz. Bilgi herkesin ortak hazinesi. Dünyadan derlediğimizi dünyayla paylaşıyoruz. TRT Turizm ve Belgesel Kanalı çok yakında. Evet, yeniden birlikteyiz sağlıklı günlerde. Kireçlenmeyi konuşuyorduk sevgili izleyicilerimiz. Kireçlenme büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Peki tedavisi ne olacak Sayın Güney? İsterseniz tedaviyi detaylandıralım biraz da. İpek Hanım, üzgünüm ama kireçlenmenin ciddi bir tedavisi yok. Yani ciddi derken herhangi bir ilacı verdiğimiz zaman hastaya bu iyileşecek, bir daha kireçlenmeyle ilgili herhangi bir sorun yaşamayacak demek değil. Bizim tedavi olarak düşündüğümüz şey sadece hastanın o anki şikayetlerini azaltmaya yönelik tedaviler. Bunun için de çeşitli ağrı kesiciler, fizik tedavi ve bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Ancak maalesef bu hastalığı tamamen tedavi edemiyoruz. Hı hı. Onun için daha köklü tedavi seçeneği olarak da cerrahi karşımıza çıkıyor. Hı hı. İlaçlarla ağrısını kontrol edemediğimiz hastalara bir süre sonra kalçadaki bozukluğun derecesine göre tedavi şekillerimiz var. Bunlar içerisinde en tanınanı, en bilineni ve en kesin sonuç vereni bugün protez dediğimiz kalçanın yapay bir eklemle değiştirilmesi şeklinde oluyor. Bu her yaşta yapılabiliyor. Artık eskisi gibi belirli bir yaştan sonra yapalım diye hastayı bekletmiyoruz. Hı hı. Şikayeti olan ve kontrol edemediğimiz, ağrısını kontrol edemediğimiz her hastaya bunu yapabiliyoruz. Protez cerrahisi özel bir cerrahi. Bu sağlıklı bir şekilde yapıldığı zaman bugünkü... Evet, buyurun. Özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum ama hemen Ankara'ya kameralarımızı çevirmemiz gerekiyormuş. Yeniden birlikte olacağız sevgili izleyicilerimiz. Ankara Valisi Kemal Önal açıklama yapıyor. Sayın seyirciler, domuz gribine yönelik olarak izliyoruz. Öğrencisi var. Öğrencilerimiz evlerinde olacaklar.